Sorularının çözümlerine başlıyoruz. Birinci sorumuz sözcükte anlam sorusu. Okuyalım soruyu. Aşağıdakilerden hangisi yetişmek sözcüğünün bu cümlelerde ifade ettiği anlamlardan biri değildir? Yetişmek sözcüğünün arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nda tam 13 tane anlamı var. Ee, anlam olarak yelpazesi geniş bir sözcük. Bakalım şimdi. Marmara Kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti. Ben bu kadar işe yetişemem. Bu giysi yarına yetişmeli. Evet A seçeneğini okuyalım. Vakit bulmak yapabilmek. Burada ee, şu ikinci cümlemiz. Ben bu kadar işe yetişemem. Yani bu kadar işi yapacak vaktim yok ve bu kadar ben bu kadar işi yapamam anlamında. İkinci cümlemizi A seçeneği karşılıyor. Üremek, büyümek, olmak. Birinci cümlemizde ne diyor? Marmara kıyılarında o sene bol meyve yetişmişti. Meyve bol olmuş yani. Bunu da B seçeneği karşılıyor. Bu giysi yarına yetişmeli. Buradaki anlamı da vaktinde tamam olmak, bitmek, hazır olmak. Bu giysi yarına hazır olmalı, tamam olmalıyı kullanabiliyoruz yetişmelinin yerine bu cümlede. Bunu da D seçeneği ile eşleştirdiğimizde geriye C seçeneği kalıyor. C seçeneği yardım etmek, yardımına koşmak, bu da yetişmek sözcüğünün bir anlamı ama burada bununla ilgili bir cümle verilmemiş. Şöyle bir cümle olsaydı olurdu. Örneğin tam o sırada talih imdadıma yetişti. İşte çocuğun yardımına polisler yetişti gibi bir cümlemiz olsaydı onda C seçeneği karşılardı. Evet, sorumuzun cevabı C seçeneği arkadaşlar. İkinci sorumuz cümlede anlam sorusu, deyim sorulmuş. Bu cümlede altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat dünyasında bir yer edinmenin iğne ile kuyu kazmaktan daha zor olduğunu anladım. Şimdi burada bir kişi var edebiyat dünyasında bir yazar ya da şair bir yer edinmek istiyor, tanınmak istiyor ve diyor ki buna ulaşmak, bu isteğimin gerçekleşmesi buna ulaşmam oldukça zor. İğne ile kuyu kazmak. Şimdi bunu gerçek anlamda düşünün. Bir kuyu kazacaksınız ve iğne ile kazıyorsunuz. E, gerçek anlamda e, da oldukça çok 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 zor bir durum buradaki anlatılmak istenen. İğneyle kuyu kazmak deyimiyle anlatılmak istenen hangisi seçenekler? Bu açıklamalardan sonra seçeneklere bakalım. A seçeneğinde yetersiz araçlarla sabırlı bir biçimde çalışıp güç olan veya ağır yürüyen bir işi başarmaya çalışmak. B seçeneği bir amaca ulaşmak için gereken tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra girişimde bulunmak. C seçeneği çözümü güç meselelerin yenilmesi imkansız gibi görünen zorlukların üstesinden gelmek. Burada zorluk var, imkansızlık var, ama burada üstesinden gelme var, halletmiş yani işi. Ee, hani zorluk, imkansızlık sözcüğü olduğu için buna takıldım. D seçeneği büyük şeyler beklenen bir işten önemsiz bir sonuç alınması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşamak. Şimdi cevabımız A seçeneği. Zaten çözerken sizin de anladığınızı düşünüyorum. Yetersiz araç derken burada iğne kastedilmiş. Yetersiz araçları ve sabırlı bir biçimde yani iğneyle kuyu kazdığınızı düşünün çok sabır isteyen bir şeydir ve çok zor bir şeydir. B seçeneği zaten olmuyor. C seçeneğinde de dediğim gibi hani imkansız sözcüğü zorluk sözcüğü var ama bunun üstesinden gelinmiş yapılmış başarılmış ama burada başarılan bir şey yok cümlemizde. D seçeneğinde de hayal kırıklığından bahsediliyor. Bunlar da yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz cümlede anlam sorusu. Numaralandırılmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine yakındır? Dört tane cümlemiz var. Birinci cümlemiz merdiveni koşarak çıkanların ayağı mutlaka bir basamağa takılır. Şimdi burada e, gerçek anlamda düşünürsek gerçekten de merdiveni koşarak çıktığımızda Ayağımız bir yere takılabilir. Merdiven çıkmak dikkat gerektiren bir eylemdir zaten. Hızlı çıkarsak tökezleyebiliriz, düşebiliriz, e, sıkıntı yaşayabiliriz. Burada mecaz anlamda düşündüğümüzde de bir işi böyle bir yere çabucak ulaşmak istiyor olabiliriz. Bir mevkiye yükselmek istiyor olabiliriz. Çabucak olmaz bazı şeyler. Sabır gerektirir ve dikkat gerektirir, uğraş gerektirir. Burada bu anlatılıyor. İkinci cümlemizde başarı elleriniz cebinizde tırmanabileceğiniz bir merdiven değildir. Burada başarı merdivene benzetilmiş ve yükselme söz konusu. Başarıda da yükselme var zaten. Yükselmeniz için, başarılı olmanız için ellerinizi cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Ne demek bu? Çalışacaksınız. Bir iş iş yapacaksınız, çabalayacaksınız, emek sarf edeceksiniz anlamında. Yani başarıyla çalışma arasındaki ilişkiyi anlatan bir cümle. 1 ile 2 arasında bir bağlantı yok bu anlamda. Üçüncü cümlemiz insan gerçek ve kalıcı güzelliklere merdivene ağır ağır çıktığında ulaşabilir. Şimdi e, merdiven burada tabii ki bir sembol. Başarı anlamında yükselme anlamında, mevki edilme anlamında da olabilir bu. Gerçek anlamda düşünürsek biz eğer merdivenin Çıkmak, ulaşmak istediğimiz yere varmak istiyorsak, yavaş yavaş çıkarsak, ayağımız sakılmaz, düşmeyiz, bir sıkıntı yaşamayız, tedbirli davranmış oluruz, sabırla ilerlersek, e, istediğimiz yere ulaşabiliriz anlamında kullanılmış burada. E, yani sabır var, aynı zamanda bekleme anlamı da var, gayret etme anlamı da var burada. Bu cümlemiz dikkatinizi çektiyse birinci cümleyle bir bağlantısı var. Zaten ne diyor? Birinci de merdiveni koşarak çıkmamak gerektiği. E, yani yavaş ve sabırlı olmaktan bahsediliyor. Üçüncü cümlede de merdiveni çıktığımızda nedir? Ulaşmak istediğimiz yerdir ve bir yükseliş söz konusudur. Buraya da sabırla yavaş yavaş çıktığımızda ulaşabiliriz deniliyor. Dörde de bakalım. Başarısızlıklar başarıya ulaşmak için çıktığımız merdivenlerdir. Şimdi biz bir başarısızlık elde ettiğimizde ne yapıyoruz? Üzülüyoruz, başarısız oldum diye. Halbuki başarılı olma konusunda o başarısızlığı yaşayarak büyük bir adım atmış oluyoruz arkadaşlar. Zaten halk arasında şöyle de bir ifade vardır. Duydunuz mu bilmiyorum. Başarısızlıklar en iyi öğretmenlerdir diye. Başarısızlık o yolun olmadığını, o yöntemin yanlış olduğunu nun sonucuna varmamız demektir. Buna bu doğrultuda da ne oluyor? Biz başka yöntemler denemeye çalışıyoruz. Başka yollar, başka metotlar arıyoruz. Burada da merdiven başarısızlığa benzetilmiş ve başarısızlıkların aslında iyi bir durum olduğunu, başarıya bizi ulaştıran yollardan biri olduğunu anlatmak istenmiş. Ee, tabii burada 4' ile bağlantılı olan bir şey yok ee, bu cümle yok burada 1 ile 3 birbiriyle bağlantılı her ikisinde de yükselmek için sabır etmemiz gerektiği acele etmememiz gerektiği anlatılmak istenmiş Bu nedenle cevabımız 1 ve 3 yani a seçeneği Dördüncü sorumuz cümlede anlam atasözleri ile alakalı. E, aşağıdaki tabloda insanın kendi gücünün ve kendine güvenmesinin önemini konu alan bazı atasözleri verilmiştir. Konu bütünlüğü dikkate alındığında bu tablodaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Yani burada insanın kendi gücünün ve kendine güvenmesinin önemini anlatan 3 tane atasözü var. Dördüncüye bu konuyla alakalı hangisi yazılmalı atasözlerinden? Bunu soruyor. E, atasözlerini okuyalım tablodaki. Kurda neden boynun kalın demişler. İşimi kendim görürüm de ondan demiş. Eşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmaz. Çünkü eşek o kişiye aittir. Kendi eşeği. Dolayısıyla kendi eşeğini kendi kurtarıyor. Tırnağın varsa başını kaşı. Başın kaşında kendi tırnağı. Yani bir kullan bir işim varsa, o işini halletmen gerekiyorsa, o işi yapacak olan eninde sonunda sensin. Yaparsan da sana, yapmazsan da sana. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A seçeneğinde diyor ki: "Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar." Bu atasözü, kişi ne kadar çabalarsa çabalasın, alın yazısındaki şeye ulaşır anlamında kullanılan bir sözdür. Bunu eliyoruz. Sana vereyim bir öğüt, kendi unumu kendin öğüt demiş B seçeneğimiz. Bu da kişi kendi işini kendisi yapmalıdır anlamında kullanılan bir sözdür. Ki biz bunu arıyoruz ama diğer seçeneklere de bakacağız. El için kuyu kazan evvela kendisi düşer. C seçeneğindeki atasözümüz. Bunun anlamı da başkasına tuzak hazırlayan kimse bu tuzağa ondan önce kendisi düşer Anlamında kullanılan bir sözdür. Bunu da eliyoruz. D seçeneğinde ne demiş? Eşeği düğüne çağırmışlar. Ya su lazımdır ya odun demiş. E, bu sözün anlamı da bir işi yapmamak için bahane bulmayı anlatan bir sözmüş. Tdk bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla bu da aradığımız atasözü değil. Cevabımız dediğimiz gibi B seçeneği. Beşinci sorumuz cümlede anlam. Bu cümlede sözü edilen kişiyle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım ne deniyor bu kişiyle ilgili? Herkesin konuşarak varlık kazandığı günümüzde bir insan susmaya başlamışsa ya hayal kırıklıkları artık cebine sığmıyordur ya da sözcüklerinin kullanım süresi dolmuş demektir. Evet. Konuşmak bir ihtiyaç. Konuşmadan hiçbirimiz duramıyoruz. Ama bir insan susuyorsa burada şu vardır diyor bu cümleyi söyleyen. Ya çok fazla hayal kırıklığı yaşamıştır. Yani üzüle 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 hayal ettiklerini gerçekleştirmiş ya da umduğu tepkiyi karşılığı alamamıştır. Ya da sözcüklerinin kullanım süresi dolmuş. Yani aynı şeyleri söylemiş söylemiş ama karşı taraftaki ya da karşı taraftakiler onu anlamamış. Şimdi bakalım bu açıklamamızı e, tek bir cümle halinde hangisi güzelce ifade etmiş. A seçeneği diyor ki söylediklerinin karşısındaki kişiler için hiçbir anlam ifade etmediğini anlamıştır. Evet zaten ayak kırıklığı yaşamasının sebebi bu. Sözcüklerin kullanım süresinin dolmasını da az önce bu şekilde açıkladım. Diğer seçenekleri de okuyalım. Karşılaştığı zorluklara çözüm yolu bulmak için bir müddet yalnız kalmaya karar vermiştir. B seçeneği böyle diyor ama yalnız kalmakla alakalı bir şey yok burada. Ya da çözüm yolu bulmak istediği ile alakalı bir ifade de yok. O yüzden B'ye güle güle diyoruz. C seçeneği yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen mutlu olmak için bir yol arıyordur. Mutlu olmak istediği bunun için bir takım gayret gösterdiği yöntemler aradığıyla alakalı da bir ifade yok. O yüzden C şıkkını da gönderiyoruz. DD bulunduğu ortamda konuşulan konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı için konuşmamayı tercih etmiştir. Burada bir ortamından zaten bahsedilmiyor. Konuşma ortamında bulunduğuyla alakalı bir şey yok. Bilgi sahibi olmayla ilgili olup olmamayla ilgili de hiçbir bilgi yok. O yüzden D'yi de eliyoruz. Cevabımız A seçeneği. Geldik 6. sorumuza. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? Evet, metin canlı. Yıllar önce bir öğüt vermişti babam. Hala kulağıma küpedir. Ne zaman birini eleştirecek olsan şunu aklından çıkarma. Herkes senin imkanlarınla gelmemiştir dünyaya. Şimdi burada hangi kavramlardan söz edebiliriz? Hangisiyle ilişkilendiremeyiz? Tecrübe var mı? Var. Öğüt diyor. Baba diyor. Babanın verdiği bir öğüt. Dolayısıyla öğütlerde ne vardır? Tecrübe vardır. Bu ilişkilendirilebilir. Ön yargı, herkes senin imkanlarınla gelmemiştir dünyaya. Ne zaman birini eleştirecek olsan önce bunu düşün diyor. Yani eleştirmeden önce onunla ilgili, yaşadıkları ile ilgili bilgi sahibi olman gerekiyor. Onu çok iyi tanımadan, derdini, durumunu e, öğrenmeden onunla ilgili bir yorum yapmam hiç hoş bir davranış değil. Yani ön yargıdan bahsediyor burada da. Ve aynı zamanda D seçeneğinde anlayış var ya. Biz bunu yaptığımızda hani o insanı eleştirmeyeceksin. senin imkanlarına, senin şartlarına sahip olmadığını düşünerek o kişiye karşı anlayışlı olacaksın anlamı var. Bununla da ilişkilendirebiliyoruz ama fedakarlıkla alakalı hiçbir ibare bu metnimizde yok. O yüzden cevabımız C seçeneği. Yedinci sorumuz. <laughs> Bu metinden hareketle yazarak yaşadım kitabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Okuyalım metnimizi. Ekmek parası, kolsuz bebek, mercan kolye, ayşecik, koru köyün yetimi. Bir neslin hafızasında derin izler bırakan Kemalettin Tuğcu kitaplarından birkaçıdır. 1930'lardan 1990'lara kadar üreten Tuğcu, Türkiye'nin en çok okunmuş kalemlerinden biridir. Yazarın dostlarından Mustafa Ruhi Şirin onu hiç tükenmeyen küçük umutların yazarı olarak anıyor. Şirin, Yazarak Yaşadım adlı eseriyle Tuğcu'nun hayat hikayesinden yola çıkarak ona bir vefa kitabı armağan ediyor. Şirin bu eseriyle hem Tuğcu'nun hüzünlü hayatının detaylarını okurla paylaşıyor hem de çocuk edebiyatı tarihindeki yerini sorguluyor. Bakalım seçeneklerimize. Umarım Kemalettin Tuğcu okumuşsunuzdur. Ben ilkokul 4. sınıftayken bitirmiştim kitaplarını. Çok severek okuyordum. Kitabı sevdiren, bana sevdiren yazarların en başta gelenlerinden biridir. Bunu da paylaşmak istedim. Evet, A seçeneğinde diyor ki Kemalettin Tuğcu'nun kaleme aldığı ve kendi kitaplarını tanıttığı en son eseridir. Evet burada Kemalettin Tuğcu'nun kaleme aldığı ile alakalı bir şey yok. Bilakis e, Kemalettin Tuğcu kaleme almıyor. Mustafa Ruhi Şirin e, tarafından yazılan bir kitap. E, A'yı eliyoruz. Buna ulaşamıyoruz çünkü. B seçeneği Mustafa Ruhi Şirin'in desteğiyle Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı ve kendi hayatını konu olan kitaplarının içeriğinden söz ettiği otobiyografi türünde bir eserdir. Burada da gene Kemalettin Tuğcu'nun yazdığı diyor. Hayır buradan gidiyor zaten. Kemalettin Tuğcu yazmıyor. Ee, Mustafa Ruhi Şirin e, yazıyor. Zaten diyor ya burada Şirin bu eseriyle hem Tuğcu'nun derdi. Yani Mustafa Ruhi Şirin'e ait. Bu da gitti. C seçeneği Kemalettin Tuğcu'nun yaşadıklarının çocuk edebiyatındaki konumunun ve değerinin Mustafa Ruhi Şirin tarafından anlatıldığı bir kitaptır. Evet Mustafa Ruhi Şirin tarafından yazılmış bir kitap. İşte ne yapıyor, Tugcu'nun e, hayat hikayesinden de bahsediyor. E, ondan sonra edebiyattaki yerinden hani çocuk edebiyatında e, ölmez es, ölümsüz eserlerden bir tanesi değerinden bahsediyor aynı şekilde de. Evet e, cevabımız C seçeneği gibi ama D'ye de bakalım. Mustafa Ruhi Şirin tarafından yazılan evet buraya kadar doğru. Kemalettin Tuğcu'nun eserlerinin özetlerinin yer aldığı eleştiri türünde bir kitaptır. Eserleri özetlenmiyor burada. Ee, biz de eleştiri türünde şu sorgulamak sözcüğünden herhalde buradaki tuzağa düşelim istenmiş olabilir. Ee, ama biz tuzağa düşmüyoruz. Eserlerin özetlerinden değil. Bilakis Kemalettin Tuğcu'nun e, çocuk edebiyatındaki yerinden, değerinden e, bahsedildiği ve Kemalettin Tuğcu'nun hayat hikayesinin anlatıldığı yani yaşamının anlatıldığı bir kitapmış. O yüzden cevabımız C seçeneği. Sekizinci sorumuz cümle sıralama sorusu. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulursa baştan ikinci cümle hangisi olur? Bakalım. Birinci cümle uzay temasına ayrılan birinci kattaysa Güneş sistemini tanıyabileceğiniz, uluslararası uzay istasyonundaki yaşama dair bilgi edinebileceğiniz düzenekler yer alıyor. İkinci cümlede Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi Bursa'da bulunuyor. Bu ilk cümle olabilir gibi. 3. Havacılık temasına ayrılan giriş katında havacılık tarihi ile ilgili sergiler ve uçuş deneyimi yaşayabileceğiniz düzenekler bulunuyor. Burada birinci kattaysa demişti. Bir de burada da giriş katını e, çizmek istiyorum. Dörtte hava gemisi yani zeplin biçiminde inşa edilen bu eğitim merkez binası iki kattan oluşuyor. Hmm. İki kat, giriş kat ve birinci kat. Şöyle sıralayabiliriz anlatılanlardan da hareketli. Bursa'da bulunuyormuş bu merkez. Önce iki. Sonra zeplin biçimindeymiş. İki kattan oluşuyormuş. Dört. Evet bir mi üç mü? Tabii ki üç. Önce giriş kat tanıtılıyor çünkü. Üç. Ne kaldı geriye? Bir. Bize neyi soruyor? Baştan ikinci. Bir, iki. Yani dördüncü cümlemiz. Cevabımız D seçeneği. Evet, dokuzuncu sorumuz bir şiir sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen şaire aittir? Şair sevginin önemini, yaşanan acıların geçici olduğunu ifade ettiği bu şiirinde umutsuz olmamayı tavsiye ediyor, etmiş ve tezat sanatına yer vermiştir. Dört tane şey bulacağız şiirin içeriğinde. 1 ile başlıyoruz. A seçeneğiyle. Sen varsan dallarda kuşlar memnun. Tüm çiçeklerin rengi değişik, kokusu başka. Öylesine gerçek ki var olduğun, çarpar güzelliğin kıyılarıma dalga dalga. Evet burada sevgi var. Ee, büyük bir sevgi var hem de. Ve o sevgiden kaynaklanan bir mutluluk söz konusu. Ama burada tezat sanatı yok. Umutsuz olmamayı tavsiye etme yok. Şu tavsiye etmeyi birlikte almak isterim. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneği şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar ya da dost bildiğim aynalar. Eğer kalkıp da tezat sanatı aa dost var düşman var deyip B'yi işaretlediyseniz yanlış oldu maalesef. Tamam tezat sanatı var ama Burada sevginin öneminden bahsetmiyor. Acıların geçici olduğunu da ifade etmiyor. Ve burada umutsuzlukla dolu şair zaten. Umutsuz olmamayı tavsiye etme yok. Sadece teza sanatı var. O yüzden bunu da eliyoruz. C seçeneğim. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Burada da sevgi var. Ee, sevgiyi yaşamak var, ee, güzelli, sevinin güzelliğinden öneminden bahsediyor diyebiliriz. Ama acıların e, geçici olduğuyla alakalı ya da umutsuz olmamayı tavsiye etme gibi bir şey söz konusu değil ve aynı zamanda tezat sanatı da yok. O yüzden bunu da eliyoruz. D seçeneği, ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin, sakın bitti sanma her şeyi. Burada sevginin öneminden bahsediyor. Ee, ömrün buna göre şekil alıyor gibi bir anlam var. Sonra acıların geçici olduğu, üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin. Yani hepsi geçecek anlamında. Sonra umutsuz olmamayı en son sıra sakın bitti sanma her şeyi derken ve tezat sanatı da ağlamak, gülmek. Evet, bütün özellikleri taşıyan bu D seçeneğinde verilen mısralar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 10. sorumuz farklı tarzda bir soru. Umarım beğenmişsinizdir gençler şimdi bunu öğretmenin sorduğu sorunun cevabı hangisidir? bunu tab evet baştan okuyacağım ama öğretmen bir soru soruyor ve bu sorunun cevabı hangisidir diye sorulmuş bize. Baştan itibaren okuyorum. Türk edebiyatında bazı şairlere şiirlerinde işledikleri konulara göre farklı isimler verilmiştir. Örneğin Mehmet Akif destan şairi, Ahmet Ayşim akşam şairi, Yahya Kemal İstanbul şairi Behçet Necati ise Boşluk diye anılmıştır. Bu metni tahtaya yazan öğretmen daha sonra Behçet Necati Gil ile ilgili aşağıdaki metinleri öğrencilerine okumuştur. Bu metni tahtaya yazmış. Şimdi de okuyor. İki, iki tane metin okuyacak Behçet Necati Gil ile ilgili. Birinci metin Necati Gil'in kalemini pergele benzetirsek. Pergelenin sivri ucu eve batırılmıştı. Açısı değişse, hatta iyice genişlese bile bu merkez hep aynı kalırdı. Yani pergeli biliyoruz matematik dersinden, sivri ucu eve batırılmıştı. Oradan itibaren ne oluyor? Pergel daire çizer. Yani o merkez merkez ev anlamında. Yani bu şair hep eve anlatıyormuş. O açına kadar uzak olursa olsun bir yolu ev konusuna değiniyormuş. İkinci metine bakalım. Necati çocukluk yıllarından başlayarak ömrünün sonuna kadar yaşadığı muhitte tanığı olduğu her şeyi bütün değişiklikleriyle yansıtır şiirlerinde. Buradaki evlet evlerde işittiği en ufak bir sıkıntıyı bile dertlenerek duyurur okura. Yani yine evlerden bahsediyor. Yaşadığı sokaktaki, mahalledeki evlerdeki bütün sıkıntıları dile getirirmiş. Yine evleri anlatıyor. Daha sonra öğretmen öğrencilerine bu bilgilerden hareketle tahtadaki metinde belirtilen boşluğa yazılması gereken ifadenin ne olabileceğini sormuştur. Evet biz de size sorduk. Bu sorunun cevabı ne? Bu boşluğa ne yazılmalı? Geçmişin şairi derken geçmişten bahsetmiyor şairimiz. Evler şairi derken bu bir dursun. Değişimin şairi derken burada hani şurada değişmek ondan sonra burada da değişmek olduğu için belki buraya gidilir diye konulmuş bu seçenek ama burada değişimden bahsetmiyor. Dert şairi derken dert şairi hani bu dert de ikinci cümlede ikinci metinde var ama birinci metinde bahsetmiyor. Bu olmuyor o yüzden. Her iki metinde de bahsettiği şairin şiirlerinde muhakkak evlerden bahsettiği ve gerçekten de Behçet Necatigil edebiyatımızda evler şairi olarak anılan bir şairimizdir. Cevabımız B seçeneği. Geldi 11. soruya. Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yazarın isteklerini gerçekleştirmek için uygulamaya geçtiği anlamı çıkar? Zamansızlıktan yakınarak hiçbir yere varamayız. Çünkü hayat devam ediyor ve ben aynı ben olarak kalmak istemiyorum. Daha çok okumak, daha çok öğrenmek ve hayata daha çok şahit olmak istiyorum. Bu nedenle A seçeneği, yarından itibaren her akşam o gün işlediğimiz derslerle ilgili konu tekrarı yapmaya ve videolar izlemeye karar verdim diyor. Uygulama yok, uygulamaya geçiş yok. Ee, bu nedenle her günümüzün bir önceki günümüzden farklı olması ve her günün bize yeni bir şeyler katması gerektiğini düşünüyorum artık. Burada da uygulama yok, hala düşünüyor. Güle güle. C seçeneği. Bu ay için kendime koyduğum 5 kitap hedefine ulaşmam gerek. Ulaştın mı? Bakalım. Önemli olan sayı değil aslında ama 5 kitap hedefine ulaştığım zaman kendime dönüp demek ki isteyince oluyormuş. Diyeceğim olmamış da gelecek zaman. Bu da değil. Bu nedenle bir haftadır erken uyanıyor. 100 sayfa kitap okuyor. Yürüyüş yapıyor. Hatta yürüyüş yaparken doğa fotoğrafları çekiyorum. İşte uygulamış. Fotoğrafların belli bir sayıya ulaşınca sergi açmayı bile düşünüyorum. Evet. Şu kısım olmuş. Gelecekle ilgili de hayalini de hatta belirtmiş burada. Cevabımız D seçeneği şu sondaki cümle muhtemelen kafa karıştırmak için verildi hani fotoğrafların belli bir sayıya ulaşınca sergi açmayı bile düşünüyorum ama onun öncesinde şu kısmı umarım dikkatli bir şekilde okumuş ve görmüşsünüzdür evet D seçeneği 12. soru aşağıdakilerden hangisi bu metnin yazarının anlattıklarıyla örtüşür yani aynı şeyi söylüyor hangisi bakalım Önce metni okuyalım. Evrende farklı istikametli istikametleri olan, farklı amaçlar taşıyan, farklı kültür çatıları altında olan zıtlıkların hiç mi ortak özellikleri paydaları yok sizce? Sonucunda güzel durumlar inşa edeceğini biliyorsak, iki ayrı şeyi neden aynı potada eritemeyelim ki? Asıl olan da kainatta var olan zıtlıkları ortadan kaldırmak değil, aksine bu zıtlıkların kaynaşmalarını sağlayabilmektir. İstersek. Ortak paydalarımızı belirleyip uyum içinde yaşayabiliriz. Evet, gerçekten güzel bir metin. Keşke bunu yapabilsek. Evet, bu metnin yazarının anlattıklarıyla örtüşen cümleyi bulacağız şimdi arkadaşlar. seçeneğinde diyor ki olumlu davranışların takdir edilmemesi olumsuz davranışların artmasında etkili bir rol oynar. Bu metnimizle alakalı değil. Burada zıtlıkları e, ortadan kaldırmayacağız. Birlikte yani her iki, ikisinin de o zıtlıkların her ikisinin de olumlu bir takım tarafları var. Burada zıtlıktan değil olumlu olumsuzluktan bahsediliyor. Bu farklı. Metnimizde anlatılandan farklı bir anlam içeriyor, zıtlık yok. Demir gibi sert dişlerimiz yanı başındaki lokum gibi yumuşak dilimizle uyumlu bir şekilde çalışarak beslenmemizi ve konuşmamızı sağlar. Evet, dişlerimiz sert, dilimiz yumuşak. Bir zıtlık söz konusu ama uyumlu bir şekilde ne yapıyorlar, çalışıyorlar ve aynı potada erimişler. Yani beslenmeye ve konuşmamıza sağ, yarar sağlıyor. Bunları sağlıyor, bunları gerçekleştiriyor. Cevap B seçeneği ama diğer seçeneklere de bakalım. Yemek yaparken tuzu çok koyarsak yemeğimiz tuzlu, az koyarsak tuzsuz olur. Ve her iki durumda da e, yemeğimiz lezzetsiz bir hal alır. Burada arkadaşlar uyum sağlamaktan çok hani zıtlıktan çok burada ölçülü olmakla alakalı bir durum söz konusu. O yüzden bu seçeneğimizi de eliyoruz. Burada tuzlu olması yemeğin tuzlu tuzsuz olması değil, burada iki zıtlığın bir arada bir güzellik oluşturması söz konusu. Bu biraz ilk etapta yakın gibi geliyor ama burada anlatılan tamamiyle ölçülü olmak konusuna örnek diyebilirim. Bunu da eliyoruz. D'de Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri yaygınken İsveç, Norveç gibi soğuk ülkelerde buzluların oluşturduğu yer şekilleri daha yaygındır. Evet burada akarsu buzul karşılaştırması var ama akarsu buzul zaten birbirinin zıttı bir şey değil. Farklı yer şekilleri. Türkiye'de ne var? Ee, i̇şte İsveç'te, Norveç'te e, hangi yer şekilleri yaygın? Bunlara değinilmiş. Burada zıtlıkların bir arada olması gibi bir durum söz konusu değil. Bunu da eliyoruz. Cevabımız B seçeneği. 13. sorum. Bu paragrafın konu bütünlüğü dikkate alındığında Sena aşağıdakilerden hangisini ikinci paragrafının ilk cümlesi olarak yazmış olabilir? Okuyalım. Sena lir kuşları ile ilgili bir iki paragraftan oluşan bir araştırma yazısı yazmıştır. Sena'nın yazdığı yazının ilk paragrafı aşağıda verilmiştir. Evet Sena lir kuşlarını araştırmış. iki paragraflık bir yazı yazmış. Birinci paragraf burada. Ne yazmış? Uçma yeteneğinden yoksul olan lir kuşunun en önemli özelliği sesleri taklit edebilme kabiliyetinin olmasıdır. Belgesellere de konu olan bu canlı türü diğer kuşların seslerini, fotoğraf makinesi sesini, siren seslerini, testere seslerini şaşırtıcı bir şekilde taklit edebilmektedir. Şimdi e, seçeneklerde 4 tane cümle var. Bu 4 cümlenin hangisi Sena'nın ikinci paragrafının ilk cümlesi olmaya uygun? Biraz farklı tarzda bir soru. Şimdi bakalım. Ee, şurayı yeniden okuyacağım. Belgesellere de konu olan bu canlı türü diğer kuşların seslerini, fotoğraf makinesi sesini, silen seslerini, testere seslerini şaşırtıcı bir şekilde taklit edebilmektedir. Bir kuşunun duyduğu bu sesleri neden taklit ettiyse bilinmezliğini koruyor. Bunu buraya yazabiliyoruz. Sesten bahsediyor çünkü. Şuna bakalım. Lir kuşu hem tabi hem mekanik sesleri taklit etme konusunda rakipsiz bir potansiyele sahiptir. Bunun devamına bu da gelebiliyor sesle alakalı son cümle olma özelliği var. C seçeneğinde <laughs> lir kuşunun bir dizinin müziğini bile profesyonel bir şekilde taklit edebildiği gözlenmiş. Yine burada e, ses var, gene taklit edebilme var ve bu cümlenin sonuna gelebiliyor. D'ye bakalım lir kuşunun bu adı almasının nedeni. Kuyruğunun lir çalgısına benzer bir görünüme sahip olmasıdır. Gençler burada ses olayından taklit olayından geçip ne neye, e, neye hangi konuya giriş yapmış olabilir? Tabii ki lir kuşunun fiziksel özelliklerine. Bu da ikinci cümlenin ilk ikinci paragrafın ilk cümlesi olmaya oldukça uygun bir cümle. Cevabımız D seçeneği. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Nizamiye medreseleri bugünkü anlamda edebiyat, ilahiyat, siyasal bilgiler, fen ve hukuk fakültesi olmak üzere 5 fakültenin müfredatına sahiptir. Bu medreselerde öğrencinin ihtiyaç duyduğu dershane, yemekhane, kütüphane, mescit, tamam ve benzeri sosyal hayatın gereği bölümler de mevcuttu. Nizamiye medreselerinin bu yönüyle modern üniversitelerdeki kampüs yapısına sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca bu medreseler Batılıların Bolok Bologna okulu dedikleri ücretli sadece hukuk alanında eğitim veren ilk üniversitesinden önce kurulmuştur. Şimdi A seçeneğinde diyor ki örneklemeye başvurulmuştur. Evet şurada var. Bu medreselerde öğrencinin ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlarını örnek vermiş. Dershane yemekhane zaten ve benzeri demiş. Örnekleme var. Birinci kişi ağzından anlatım yapılmıştır. Hayır birinci tek kişi zeki yok. Ee, üçüncü tekil, üçüncü kişi ağzından anlatım yapılmış. Bu da bu yok. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Tanık gösterme metinde bir konuya değiniliyor. O konuyla alakalı düşünceler dile getirildikten sonra, bakın falanca da benim gibi düşünüyor ya da falanca da bu konuda bunu düşünüyor deyip kendi söylediklerinin e, doğruluğunu teyit etmek amaçlı. Başkalarından alıntı sözcükler söz konusudur tırnak içinde. Hemen burada da tırnak işareti var ama bu tırnak işareti dikkat çekmek için kullanılmış tırnak işareti. Başkasına ait bir söz, alıntı söz konusu değil. Bu da yok. Tartışmacı anlatım kullanılmıştır. Tartışmacı anlatımda bir konuyla ilgili iki farklı görüşün yer alması gerekiyor tartışmacı anlatım olması için. Mesela ulaşımda karayolu mu hava yolu mu daha güvenlidir gibi. Bunlar ...karşılaştırılır. Yazar kendi düşüncesini savunur. Ee, bazen size inandırmaya da çalışabilir. Burada öyle bir şey yok. Bu açıklayıcı anlatımı örnek. Ee, o dönemimizde nizamiye medreseleri hakkında... ...bize bilgi verilmiş. Bu da yok. Evet cevabı biz baştan bulduk zaten. Cevabımız A seçeneği. 15. sorumuz cümlenin öğeleri ve ile alakalı. Okuyalım aşağıdakilerin hangisinde belirtilen bu özelliklerin her ikisi de yer almaktadır. Öncelikle öge dizilimi özne yer tamlayıcısı yüklem şeklindedir. İkinci olarak yer tamlayıcısında sıfat fiil türünde bir sözcük kullanılmıştır. Bu iki özellik hangi seçenekte verilmiş? Hangi seçenekteki cümlede mevcut? Bakalım. A seçeneği 10 metre genişliğiyle dünyanın büyük krater göllerinden biri olan Nemrut Krater Gölü Bitlis'in turistik yerlerinden biridir. Bu cümlemizin yüklemi Bitlis'in turistik yerlerinden biridir olacak. Tamlama çünkü bu yüklem. Bitlis'in turistik yerlerinden biri olan ne? 10 metre genişliğiyle dünyanın büyük krater göllerinden biri olan Nemrut Krater Gölü. Burada özne olacak. Birbirine bağlantılı tamlama şeklinde olduğu için ayıramıyoruz. Ee, ama sorumuzun cevabı bu değil. Özne yüklemden oluşmuş. Bunu eliyoruz. B seçeneği Gümüşhane'de yer alan Artebel Göleri, Tabiat Gölleri Tabiat Parkı'ndaki buzul göllerinin eşsiz manzarası görenleri kendini hayran bırakıyor. Bu cümlenin yüklemi hayran bırakmak. Hayran bırakmak bileşik bir e, fiil çünkü ayrı yazılan bileşik fiil. Bu yüklem hayran bırakan ne? Gümüşhane'de yer alan Arta Göl, Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndaki buzul göllerinin eşsiz manzarası. Bu da bir tamlama olduğu için birlikte alıyoruz. Burası özne. Kimi hayran bırakıyor görenleri. Bu belirtili nesne. Kime hayran bırakıyor? Kendine yer tamlayıcısı. Bu da belirtilen özellikleri taşımıyor belirtili esne var burada. Yer tamlayıcısında da zaten sıfat fiil yok. Bunu da ediyoruz. C seçeneğim. Tekirdağ'da bulunan ve yamaç paraşütü için vazgeçilmez bir adres olan uçmak dere, Ganos Dağı'nın marmaraya bakan eteklerinde yer alıyor. Yer alıyor yüklem. Ne yer alıyor? Tekirdağ'da bulunan ve yamaç paraşütü için vazgeçilmez bir adres olan uçmak dere yer alıyor. Bu özne. Nerede yer alıyor? Ganos Dağı'nın Marmara'ya bakan eteklerinde yer tamlayıcısı. Evet özne yer tamlayıcısı yüklem. Peki yer tamlayıcısında sıfat fiil var mı? Bakan derken sıfat fiil de var. Cevabımız C seçeneği. Ama D'nin boynu bükük kalmasın onu da çözelim. 14. yüzyıldan bu yana ateşte açan çiçekler olarak tanımlanan seçme çiniler Kütahya Çini Müzesi'nin vitrinlerinde ziyaretçilerini bekliyor. Bekliyor yüklem. Kim bekliyor? Ne bekliyor? 14. yüzyıldan bu yana ateşte atan çiçekler olarak tanımlanan seçme çiniler bekliyormuş özne. Nerede bekliyor? Kütahya Çini Müzesi'nin vitrinlerinde. Yer tamlayıcısı kimi bekliyor? Ziyaretçilerini yine belirtili nesne. Yukarıdaki verilen istenen özellikleri taşıyan C seçeneği arkadaşlar. 16. soru. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır? Doğu Ekspresi treni bugün saat 10.15'te kalkıyor denmiş A seçeneğinde. Şimdi arkadaşlar burada saatler arasında, saat dakika arasında iki nokta kullanılmaz. Tek nokta kullanılır. Bu maalesef yerleşmiş bir algı. Bu da bu şey saatler oluyor ya dijital saatler. Onlar o şekilde üretilmiş. Dolayısıyla bizde de işte saat ile dakika arasında iki nokta gelir gibi bir algı oluşturulmuş. Oluştu daha doğrusu. Ama bu algıyı yıkalım. Bu yanlış. Çünkü saat ile dakika arasında nokta gelir. D seçeneği bütün ap dün apartmanımıza Konyalı bir aile taşındı. Özel isimden sonra yapım eki geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada kesme işareti olmayacak. C seçeneği yolun bir kısmı oldukça bozuktu derken Tamlamaların arasına tamlamanın içinde e, herhangi bir noktaların işareti olmaz. Bu yolun bir kısmı bir tamlamadır. Mesela sarı top derken sarı virgül top olmaz. Sarı top dedikten sonra virgülünü koyabilirsin cümle devam ediyorsa. Burada da yolun bir kısmı nedir bu belirtili isim tamlamasıdır. Virgül koyacaksak şuraya koyarız ama uzun bir cümle olmadığı için gerek yok aslında. Bu da yanlış. TC vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi e, büyük harfle yapılan kısaltmalarda sadece iki e, ifadede iki kısaltmada nokta kullanılıyor. Biri TC biri de Türkçe derken T. O yüzden cevabımız D seçeneği. Normalde büyük harflerin kısaltmalarında nokta yok. Küçük harfli olan kısaltmalar da var. Bu da ek bilgi olarak sunmak isterim size. Cevabımız gençler D seçeneği. 17. soru. Numaralandırılmış sözlerden hangilerinin yazımı doğrudur? Bu sorumuz yazım kuralları ile alakalı. Bakıyoruz. Ayvalık'ta 2 milyondan çok zeytin ağacı bulunuyor. Ancak orman yangınları, ağaç kesimleri, yapılaşma gibi pek çok olumsuz durum bu olağanüstü güzelliklerin geleceğini tehdit ediyor. Neyse ki bu mucizenin devam etmesi için gayret gösterenlerin sayısı da oldukça fazla. Birincide birinci de 2 milyon sayılar basamakları yazıyla yazıldığı zaman ayrı yazılır. Bu doğru. Pek çok derken bunun e, ayrı yazılması gerekiyor. Bitişik yazılmış yanlış. Olağanüstü ise bitişik yazılan bir sözcüktür. Bu da yanlış yazılmış. Gayret gösterenlerin sayısı da oldukça fazla derken buradaki da e, bağlaç görevinde ek görevinde değil. Ayrı yazılması gerekiyor ki ayrı yazılmış. Yani bu da doğru. 1 ile 4 doğru. 1 ile 4'e bakıyoruz. B seçeneğinde var cevabımız. B seçeneği. 18. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyomimikriye örnek gösterilemez? Biyomimikri tasarım yaparken ve yenilikçi teknolojiler geliştirirken doğadan ilham almak olarak tanımlanabilir. Biyomimikri bilimiyle doğa birer taklit edil doğa bire bir taklit edilmese de doğadaki süreçlerden, sistemlerden ve yapılardan faydalanarak Yeni ürünler geliştirilir. Mesela A. Yalı çapkını kuşunun suya dalması ile hızlı trenin tünele girmesinin benzer olduğunun fark edilmesi sonucu hızlı trenin ön kısmının bu kuşun gagasına benzetilerek tasarlanması. Biyomimikri midir? Evet, biyomimikridir. Doğadan ilham alınmış ve teknolojiye yansıtılmış. B seçeneği Ay çiçeğinin güneşe doğru yönelme hareketinden esinlenilerek gölgeli ve güneşli alan arasındaki sıcaklık farkına göre hareket edip güneşe yönelen panellerin yapılması biyomimikri midir? Tabii ki biyomimikridir. Ay çiçeğinden esinlenilmiş ve güneşe yönelen paneller yapılmış. C. Eski zamanlarda bir yerden bir yere gitmek için at, eşek gibi binek hayvanlar kullanılırken tekerlerin icadı ile birlikte zaman içinde buharlı otomobil, motorlu taşıt ve uçak gibi birçok ulaşım aracının üretilmesi. Burada doğadan esinlenme yok. Ee, bir yapılan, bulunan bir e, e, ne diyelim? Varlık mı diyelim tekerleğe. Yani tekerlerin bulunmasından itibaren bir gelişim, değişim, daha bir iyileşme, daha iyiye ulaşma gibi bir durum söz konusu. Burada doğadan ilham almak yok. D seçeneği geko kertenkelesinin ayağının altındaki çok sayıdaki tüycüğün bu kertenkelenin yüzeylere tırmanmasını kolaylaştırdığı gerçeğinden hareketle birçok yüzeye tırmanabilen robotların geliştirilmesi. Burada da doğadan ilham alma var. Bazı robotlar nasıl yapılmış? Geko kertenkelesinin ayağındaki tüycüklerden yararlanılarak bundan ilham alınarak daha doğrusu yüzeye tırmanabilen robotlar yapılmış. Bu da biyomimikri örnektir. Cevabımız C seçeneği. Bu biyomimikri örnek değildir. 19. soru. Pomodoro tekniği çalışmalarına odaklanmak ve ödevlerini tamamlamak için zamanla mücadele eden Francesco Cirillo tarafından geliştirilen bir zaman yönetimi tekniğidir. Aşağıda bu teknikle ilgili bir görsel verilmiştir. Bakalım görselimizde neler var? Hayat kurtaran zaman yönetimi tekniği Pomodoro. Birinci olarak ne yapılıyormuş? Günlük yapılacaklar listesini hazırla. 2. sayacı 25 dakikayı ayarla. 3. 25 dakika boyunca yalnız bir işe odaklan. 4. 25 dakika sonunda 5 dakika mola ver. 5. İşine tüm odağına geri dön. 6. 4 pomodoro sonrası 15-30 dakika mola ver. Pomodoro İtalyancada domates demektir. Bir pomodoro 30 dakikadır. Günde 6 ila 12 pomodoro uygulamak gün içerisinde yapmanız gereken işler için ideal sayılmaktadır. Bu teknik ismini Francesco Cirillo'nun kullandığı domates şeklindeki zamanlayıcıdan almıştır. Uyarılar var. Çalışma esnasında dikkatinizi dağıtan herhangi bir şey olmamalı. Mola verdiğinizde de işinizle ilgili hiçbir şey düşünmemelisiniz. Evet ne diyor? Sorumuz Verilenlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamazı bulacağız. A seçeneği. Francesco Cirillo bu tekniği uygularken domates şeklindeki bir zamanlayıcıdan zamanlayıcı kullanmıştır. Doğru. Ulaşıyoruz. 15-30 dakikalık uzun ara için şurada bahsediyordu. Sadece işe odaklanılması gereken süre toplam 2 saattir. Şimdi İşe odaklanmak gereken e, süre bir pomodoro da 25 dakika. Ve neydi? E, 4 pomodoro sonrası ara veriliyordu. 25 dakika bir pomodoro ise 4 pomodoro ne yapıyor arkadaşlar? 100 dakika yapıyor. 100 dakikada e, 1 saat 40 dakika oluyor. Ama burada diyor ki toplam 2 saattir. Bu yanlış ulaşamıyoruz. C seçeneği günlük yapılacaklar listesindekiler 7 pomodoro uygulanarak da tamamlanabilir. Zaten şurada 6 ile 12 ideal olan diyordu. Bu çıkıyor. D seçeneğinde pomodoro esnasında çalışırken işe odaklanmak, molalarda ise işle ilgili her şeyden uzaklaşmak gerekir diyor. Evet, ee, bu da var metnimizde, görselimizde işe odaklanmamız gerekiyor. Çalış şu iki yerde belirtiyor bunu da. O yüzden ulaşamayacağımız yanlış olan seçenek B seçeneği. Evet geldik sözel mantık sorumuza. Aynı zamanda son sorumuz. Okuyalım. Bir kitap sitesinde bazı kitapların tanıtım yazılarını okuyan Özge, Görkem, Eylül ve Alp aşağıdaki kitapları satın almışlardır. Şimdi hemen isimleri şöyle yazalım. Üzge Görkem Eylül Alp Evet. Tanıtım yazıları. Nar Ağacı, Trabzon, Tebriz, Tiflis, Batum, İstanbul hattında geçen muhteşem bir romandır. Balkan Savaşı yıllarında başlayıp Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan olaylar anlatılır. Burada ya nar ağacı diyelim. Şöyle. Toprak Ana, 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşananları Tolganay'ın ailesi üzerinden ifade ederek okuyucuya savaşın hem cephede hem de cephe arkasında sebep olduğu yıkımları tüm çıplaklığıyla yansıtan ve yazarın hayatından da izler taşıyan bir eserdir. Bu da Toprak Ana olsun. Kitabı. Göğü yere indirelim ailesinin de isteğiyle öğrenci değişim programına katılan Deniz'in bir yanlışlık sonucu kendisini Afrika'da bulmasıyla devam eden heyecan dolu bir kitaptır. Bu da göğü yere indirelim. Şimdi verilenlere bakacağız. Her biri en az bir kitap sipariş veren bu dört arkadaşın aldıkları kitaplarla ilgili bilinenler şunlardır. Evet her biri en az bir tane kitap almış. Kitap almayan yok yani. Kitap sitesinden toplamda 5 adet kitap almışlardır. Eylül göğü yere indirelim kitabını almıştır. Evet. Özge'nin aldığı kitapların ikisi de tarihsel içeriğe sahiptir. Tarihsel içeriğe sahip olan nar Ağacı ile toprak anaydı. Onları işaretliyoruz. Evet Özge'ye yaptık. Naracı kitabını alan iki kişidir. Ee, o belli değil şu an. Görkem Özge'nin aldığı kitaplardan farklı bir kitap almıştır. Şimdi Özge naracı ve toprak anayı almıştı. Ondan farklı olan göğü yere indirelim. O zaman görkemde Görkem de Göğü Yere indirelim kitabını almış. Bu da tamam. Alp Eylül'ün ve Görkem'in aldığı kitabı daha önce okuduğu için almamıştır. Yani Alp Göğü Yeri indirelim okuduğu için almıyor. Demi ya nar ağacını alacak ya toprak anayı alacak. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İçlerinden biri 3 tane kitap almıştır. Hayır Özge 2 kitap alıyor. 1, 2, Görkem bir tane alıyor. 3, Eylül bir tane alıyor. 4, Alp bir tane alıyor. ve Çünkü toplamda 5 tane e, sipariş vermişlerdi. O yüzden bu olamaz. Alp göğü yere indirelim kitabını okumamıştır. Okumuştur. Çünkü neydi? Alp Eylül'ün ve Görkem'in aldığı kitabı daha önce okuduğu için almamıştır diyordu şurada. ve Görkem'in aldığı kitap da göğü yere indirelim kitabıydı. Dolayısıyla okumuştur. Özge'nin aldığı kitaplardan birini Alp da almıştır. Tabii ki mecbur alacak. Göğe yere indirilimi almadığına göre bunlardan birini almıştır. Cevabımız C seçeneği ama D'ye de bakalım. Görkem ve Eylül yazarının kendi hayatından alıntılar yaptığı kitabı almıştır. Yazarın kendi hayatından izler taşıyan diye ifade ettiği Toprak Ana kitabı ama Görkem ve Eylül Toprak Ana'yı değil Göğe yere indirelim kitabını alıyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği.